Herkese tekrar merhaba. Yine bir Stephen Zweig kitabıyla karşınızdayım. Bu defa Mecburiyet ile bir yolculuk yapacağız. Mecburiyet isimli kitabıyla. Değişik bir kitap. 50 sayfalık bir kitap olmasına rağmen okuduktan sonra, kitabı kapattıktan sonra etkisi uzun sürecek olan kitaplardan bir tanesi. Benim de en sevdiğim kitaplar bu tarz kitaplar. Bitirdikten sonra beni meşgul etmeye devam eden kitaplar. Mecburiyet kitabında Ferdinand karakteriyle tanışıyoruz. Savaştan karısıyla beraber İsviçre'ye kaçmış, oraya yerleşmiş bir karı koca. Ferdinand bir ressam. Resimler yapıyor, en büyük hayali de en güzel resmini yapıp şöyle duvarına asıp onu seyretmek. Ama bir yandan içi içini yiyor çünkü o bir kaçak, karısıyla beraber kaçak yaşıyorlar, savaştan kaçmışlar. Vicdani bir sorumluluğu var vatanına karşı. Ve hep korktuğu, bir gün bununla yüzleşmek zorunda kaldığını biliyor. Ve o korktuğu başına geliyor, ülkesinden ona bir tebligat geliyor. Savaşa gelmek zorundasın, hemen teslim olmak zorundasın diye. İşte o andan itibaren Ferdinand'ın hayatı değişiyor. O ruhundaki çalkantıları o kadar iyi görüyoruz ki, Stephen Zweig o kadar iyi anlatmış ki bize, gerçekten Ferdinand'ın sanki beyninin içinde onunla beraber düşünüyoruz, onun iç sesini çok net duyuyoruz. Stephen Zweig'ın Ferdinand karakteri üzerinden bize anlattıkları aslında kendi yaşadıkları, kendi dünyaya bakış açısı. Savaşa karşı olmuş bir yazar ve bunu her zaman dile getirmiş. Biz de bu kitabı okurken Ferdinand karakteri üzerinden Stephen Zweig'ın savaşa, dünyaya, insanlara, özgürlüğe, sorumluluklara nasıl baktığını çok net görüyoruz. Sınırları sorguluyor. İnsanların kendi elleriyle çizdikleri sınırları. Sonra çıkan savaşları, savaşta ölenleri, savaşta öldürmek zorunda kalanları, bir hayatı bırakıp savaşa gidenleri. Ve öyle bir sahne var ki kitapta, bir tren istasyonu, biraz ilerisi sınır. Burada özgürlük var, sınırın ötesinde bir savaş var. Ve trenle yaralılar geliyor. O annelerin, kardeşlerin, yaralıları bulmak için, kendi yaralılarını bulmak için nasıl koşuşturduklarını okuduğunuz zaman gerçekten kendinizi orada hissediyorsunuz. O tren istasyonunda hissediyorsunuz. Oğlum nerede diyen çığlıklar, kardeşim nerede, kocam nerede diyen çığlıklar. İşte orada Ferdinand o tren istasyonunda öyle bir iç sorgulama yapıyor ki analiz edilmeye, okunmaya değer ve mutlaka okunması gerekiyor. Ben kitabı okurken bazı yerlerde gerçekten kapattım ve uzun uzun üzerine düşündüm. Şimdiye kadar hiç düşünmediğiniz şeyleri sorgulatacak belki. Belki de hep alıştığımız için bize normal gelen ama aslında normal olmayan şeyleri sorgulatacak. Dediğim gibi sınırları sorgulatacak, savaşları sorgulatacak. Ne kadar özgürüz? Mecburiyetlerimiz varken, sorumluluklarımız varken ne kadar özgürüz? Bunu sorgulatacak. Ve Ferdinand kendi ülkesinden gelen tebligatı aldıktan sonra nasıl bir karar verecek? Savaş yokmuş gibi davranıp, bütün sorumluluğunu bırakıp, vicdani sorumluluğunu bırakıp karısıyla beraber İsviçre'de kaçak olarak yaşamaya devam mı edecek? Yoksa vatan borcu deyip, vatanım deyip sorumluluğunu yerine mi getirecek? Bir hayatı geride mi bırakacak? Hayallerini, özgürlüğünü, karısını. İşte bu ayrımda Ferdinand'la tanışıyoruz. Ferdinand'la yolculuk yapıyoruz. Ve o kadar iyi analiz edilmiş ki biz de onunla beraber aynı sıkıntıyı, aynı kararsızlığı, ne yapmalıyız gibi düşüncelerin içinde kendimizi buluyoruz. Bence herkesin okuması gereken ve her dönemin güncel kitaplarından bir tanesi Stephen Zweig'ın Mecburiyet isimli kitabı. Kitap 1920 yılında bizlerle buluşmuş. İlk başta ismi Firari olarak düşünülmüş Stephen Zweig tarafından ama sonrasında kitabın ismi Mecburiyet olmuş. Ne diyorum? Okumadan geçmeyin diyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın.
başka kitaplarda, başka serüvenlerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.